Pro Futbol'u izleyen herkese merhaba. Bugün Farioli döneminde Karagümrük'ün Başakşehir'le oynadığı iç saha maçında attıkları 3. golün incelemesini yapacağız. Kendi işimin dışında sizlerle böyle küçük küçük gol analizlerini ya da pozisyon analizlerini paylaşacağım. Her gün, her gün olmasa da 2 günde bir paylaşıp analizlerini yapıp beraber yapıp hem YouTube sayfamıza hem de Instagram sayfamıza koymayı düşünüyorum. Biliyorsunuz Farioli Karagümrük döneminde farklı bir oyun yapısıyla gündem olmuştu. Özellikle geriden kurmalarla alakalı önemli bir oyunu vardı. Herkes tarafından beğeniliyordu. Bu attıkları 3. golde hem geriden oyun kurma hem de 2 ve 3. bölgeye geçişle alakalı değişik enstantaneler var ve değişik oyuncu pozisyonları, değişik rotasyonlar var. Bunları ele alacağız biraz. Başlayalım. İki stoper hemen hemen birinci bölgenin başlangıcında oyun kurulumunda sağ bek o dönemde sağ bekte Balkoveç oynuyordu. İşte ortada Biglia ve sol bek Caner Aynen. Erkin. Önce şuna dikkat etmenizi istiyorum. Sağ bek ile sol bekin iki stoperle olan arasındaki mesafelerin çok dar olduğunu görmemiz lazım burada. Normalde alışık olmadığımız bu durum. Çünkü top stoperlerdeyken diğer farklı takımlarda top stoperlerdeyken iki bek oyuncuları da genellikle çizgiye kadar açılıyor. Karagümrük'te burada farklı bir durum var. İki bek oyuncusu da burada stoperlerine çok yakın konumlanma almış. Bilgiye de aynı şekilde ve şurada yaklaşık olarak 5'e 2'lik bir oyun görüyoruz. Kanat oyuncularının %100 bir şekilde bek oyuncularına gitmemelerinin sebebi gittiklerinde gördüğünüz gibi arka taraflarında önemli boşluk olduğunu görüyoruz burada. Zaten Cimi Durmaz da burada konumlanmasını almış. Karagümrük'te aslında şöyle bir şey vardı. Biglia, Cimi Durmaz ve Bertolacci burada çok yakın birbirlerine aslında konumlanma alıyorlardı, üçgeni kuruyorlardı. Fakat burada işte o beklerin stoperlerine yakın olmasının sebebi de aslında buradan çıkıyor ortaya. Rakip kanat oyuncularını kendilerine çekip arka taraftaki boşluklara aslında 8 numaraları kaçırmak istiyordu Farioli. Burada da zaten Burak Bekaroğlu çok rahat bir şekilde neredeyse hiç oyun yönü değiştirmeden de diyebiliriz. Rakip santrofordan çok rahat bir şekilde kurtulup ve öne hamleyle bir dikey pasla geçiş sağlıyor. Burada da şuna dikkat edelim. Burak Bekaroğlu istese burada Balkoveç'e de oynayabilir çok rahat bir şekilde. Ya da istese burada direkt Jimmy Durmaz'a da oynayabilir. Ama muhtemelen bilinçli yapılan bir şey bu. Bu Farioli'nin istediği bir şey olması gerekiyor. Çünkü Pesic'in öne gelmesini istiyorlar ve Pesic öne gelip tekte Jimmy Durmaz'ı oynuyor. Bunun da amacı muhtemel olarak şu. Pesic öne geldiğinde rakip stoperi çekmesi ve arka tarafta boşluk oluşması. Aslında normal şartlarda arka tarafta bir boşluğu yakalamışlar. Üçlü hattı yakalamışlar. Aslında 3'e 3 olması gerekiyor burada ama rakip ön libero oyuncularından bir tanesi Enda Işimi olması lazım. Bu bir tanesi biraz erkenden çakıp mevzuyu. O biraz daha savunmaya desteğine geldiği için arka tarafta şöyle gördüğünüz gibi 4'e 3 bir sayısal üstünlük sağlıyor Başakşehir. Ve çok çabuk bir şekilde geriye hamle, savunmaya destek yaparak Jimmy Durmaz'ı tekrar oyun setine yönlendiriyorlar. Oyun setine yönlendirdikten sonra tekrar şöyle bir konumlanmalara göz atalım, bakalım. Pesic buralara kadar geldi demiştik. Pesic daha sonrasında çizgiye kadar geliyor ve bek pozisyonu, sağ bek pozisyonu oluyor. Şurada gördüğümüz Balkoveç de aslında sağ kanat, santrofor gibi bir pozisyona gelmiş oluyor sağ bek oyuncusu. Biglia'ya dikkat edin. Biglia özellikle Burak Bekaroğlu'na direktif veriyor. Bekle, dur, atma diyor. Bekliyor, bekliyor. Ve çok basit bir şekilde Jimmy Durmaz'la göz göze gelip Jimmy Durmaz öne bir hamleyle Enda Işime'yi çekiyor. Ve burada Biglia'ya alan açıyor. Biglia topla buluştuktan sonra işte gördüğümüz rotasyon, bahsettiğim rotasyon bu. Pesic aşağıda gördüğünüz gibi sağ bek pozisyonunda, Balkoveç santrofor pozisyonuna geçmiş durumda, mükemmel bir rotasyon var burada. Biglia topu aldıktan sonra Balkoveç'in mükemmel penetrasyonunu görüyor ve harika bir final pasıyla çok da güzel bir son vuruşla golü gerçekleştiriyorlar. Şöyle ufak bir geriye gidelim tekrar. Biglia'nın burada özellikle Burak Bekaroğlu'nu uyarması, daha doğrusu Biglia'nın takımı ciddi anlamda mental olarak yönlendirmesi benim çok hoşuma gidiyor. Bu konuda çok iyi. Zaten yeteneği tartışılmaz ama takımı yönlendirmesi de ekstra olarak çok büyük bir artı. İyi bir lider, güçlü bir lider. Topu aldıktan sonra gördüğünüz gibi Balkoveç için mükemmel bir koşusu, penetrasyonu. Şimdi şuna dikkat etmek istiyorum ben. Biglia burada nasıl topla buluşuyor? Ona biraz göz atalım. Bakın, bekletiyor, bekletiyor ve bir anda hemen 1-2 metre, çok fazla değil, 1-2 metre sprint bile denilmez aslında buna. 1-2 metre öne bir hareketlilikle
alıyor. Peki Mahmut Tekdemir olması lazım. Bakalım, evet, Mahmut Tekdemir burada neden geç kalıyor ona bakalım. Şimdi Karagümrük'te şöyle bir şey var. Oyun kurulumundan sorumlu aslında kilit iki oyuncu var. Biglia ve Jimmy Durmaz. Bu iki oyuncu aslında üzerinden daha fazla rotasyonlar dönüyor. Çünkü Bertolacci genelde hücuma desteğe giden, oyun kurulumlarına tabii katılsa da Jimmy Durmaz kadar katılmayan aslında bir oyuncu. Bertolacci ben izlediğim birçok maçta aslında diğer iç koridorda konumlanmayı seven, hani her an bir pozisyon olsa da hücuma desteğe gitsem diyen aslında bir oyuncu. Bundan dolayı zaten Bertolacci'nin bu yılki performansına bakarsanız çok ciddi anlamda bir skora katkısını görürsünüz. Aynı bu Başakşehir'de Emre Belözoğlu geldikten sonra Başakşehir'deki Berkay'ın değişimi gibi, ben ona çok benzetiyorum. Bertolacci de burada zaten diğer tarafta konumlanma aldıktan sonra aslında Mahmut Tekdemir'in gelememesinin, geç kalmasının sebebi burada gördüğünüz Bertolacci'yi hani ya acaba bırakırsam ne olur gibi düşünerek büyük ihtimal çıkmakta geç kalıyor, tereddüt yaşıyor. Aynı zamanda bu Bertolacci'nin burada olması yani iki türlü bir avantaj. Birincisi dediğimiz gibi Mahmut Tekdemir'in Biglia'ya çıkmasını engelliyor. En azından bir ikilemde bırakıyor. Yani ikilemde bırakmak demek bile hani bir 2 saniye, bir 3 saniye bile bir rakibe baskıda geç kalınsa ciddi anlamda bakın mükemmel bir kilit pasa sebep oluyor. Bu da golle sonuçlanıyor. Bir bu dedik. İkincisi de Başakşehir'in sağ stoper oyuncusu da burada aslında Bertolacci'ye hani bir göz gezdiriyor. Hani ne olur ne olmaz, çıkar mı çıkmaz mı gibi düşünerek aslında. O da sol stoperin arkasında kademe olmada gecikmeye sebep oluyor. İşte Bertolacci neden iç koridorda, neden sadece hani hücumda diyoruz ama ya topsuz olarak bir oyuncu ancak bu kadar takımı etki edebilir. Yani ciddi anlamda şu konumlanma, yani Farioli'yi tebrik etmek gerekiyor burada. Ya şu konumlanma burada resmen iki tane oyuncu, Başakşehir'in sağ stoperini ve Mahmut Tekdemir'i ön liberolarından bir tanesini ikilemde bırakmış bir durum. O yüzden mükemmel bir atak. Kesinlikle zaten kilit pas harika ve daha sonrasında Balkoviç'in yani inanılmaz bir şey yani bir bu maçta sağ bek pozisyonunda oynayıp da neredeyse her pozisyon pes içiyle rotasyon yapması. Yani şimdi santrofor oyuncusu biliyorsunuz ülkemizde en fazla yani bizim bildiğimiz daha çok hani öne gelir, hareketlilik sağlar, arkaya işte penetrasyon yapar ama bir sağ bekle bir rotasyon yapması çok nadir görülecek bir durum aslında. Bu o yüzden Farioli değişik bir tarzı var. Hem geriden oyun kurmak hem ikinci bölgede rakibi oynatmak için enteresan rotasyonlar üretiyor. Ve bu rotasyonlar da zaten rakibin kafasını karıştırıyor. İşte gördüğünüz gibi yani burada Jimmy Durmaz'ın alan yaratması, hafif işte en değişimi öne çekmesi, Biglia'ya alan açması, işte Pesic'in burada back pozisyonunda kalması, santrofor Pesic'in. İşte burada Balkoviç'in yine dediğimiz gibi back pozisyonundan gidip orada bir santrofor görevi görmesi. Bertolacci'nin de burada Mahmut Tekdemir ve sağ stoperi ikilemde bırakması defans bütünlüğünün bozulmasına sebep oluyor. Baskı, kademe, denge bütünlüğünün bozulmasına sebep oluyor. Ve daha sonrasında zaten o güzel bir kilit pasla sonuç geliyor. Bundan sonraki videolarımızda da yine bu tarz videoları inceleyeceğiz. Siz de yorumlara yazabilirsiniz. İstediğiniz bir maç varsa oradan bir görüntü alabiliriz. Peki teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.